Herkese merhaba dostlar, ben Sercan Bonsoy. Bugünkü videomuzda tek kol şınav hareketi nasıl yapılır, nasıl bir metot izlenir gibi şeylerden bahsedeceğiz. Tek kol şınav hareketi normal şınava göre her zaman daha zordur, dengesi daha zordur. Önemli olan sürekli pratik içinde olması ve tüm şınav şekillerinin rahat şekilde yapılması gerekmektedir. Yani 10 tane normal şınav çekiyorsunuz diye direkt tek kol şınav çekmeye çalışmayın. Kapalı şınavlar olsun, açık şınavlar olsun, farklı alkışlı şınav türleri olsun, bunları başardıktan sonra tek kol çalışmalarına geçebilirsiniz. Çünkü bunlardan aldığınız denge ve kuvvet size her türlü kazanç sağlayacaktır. Ayrıca bunlar değil, bar fixler olsun, squat da olsun, vücudunuzu kontrol edebileceğiniz her türlü hareket sizin yapacağınız başka bir zor harekete her zaman yardım edecektir. Gelin şimdi hareketlere geçelim. Hareketi ilk önce size göstereyim. Sağ elim sakat olduğu için, kolum sakatladığım için sol elle göstereceğim. Elimi normal, elinizi normal bu şekilde koyun, şunu koyamıyorum. Bacaklarınızı denge alabileceğiniz bir şekilde açın. Açtıktan sonra ineceğimiz için dengemiz bozulacaktır bu şekilde. Elimizi kalçamıza koyacağız, daha sonra öne geleceğiz. Göğsümüzü devirdikten sonra ise normal pozisyonumuza çıkacağız. Eğer daha gücümüz varsa, kuvvetimiz varsa hareket yapmaya devam edebiliriz. Şimdi aşamalara geçelim. Eğer ilk aşamaya gelecek olursak normal şekilde tek kol duruşumuza geçiyoruz. Bacaklarımız hafif açık, omuz genişliğinden biraz daha fazla. Duruyoruz bu şekilde. Sadece bunu yapıyoruz. Yani hareketin başlangıcını kuvvetlendiriyoruz. Her zaman da böyledir zaten. Mesela tek kol barfix yaparken bile ilk en zor nokta hareketin başlangıç noktasıdır. Evet, hareketin ilk aşamasına gelecek olursak eğer sadece dengede kalmaya çalışın. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Elimizi normal koyuyoruz. Bacaklarımızı omuzlarımızdan biraz daha geniş açıyoruz. Ve sadece bu şekilde duruyoruz. Bu şekilde yaptıkça dengemiz artacaktır. Dengemiz arttıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir sonraki aşamamızda yapacağımız şeylerden bir tanesi yine aynı pozisyonumuzu alıyoruz. Ayaklarımızı açtık. Açtıktan sonra elimiz burada biliyorsunuz. Sadece bunu yapıyoruz. Çok az inip kalkıyoruz. Sadece bu kadar. Elimiz denge amaçlı burada. Kalçamızda, bacağımızda. Azıcık in kalk. Evet. Şimdi diğer aşamalardan birine gelirsek. Yani bir adım daha ileriye gidecek olursak. Üçüncü hareketimiz ise. Elimizi koyabileceğimiz herhangi bir yüksek şey. Yastık olur. Herhangi bir top olur. Yani iki tane üstte koyduğunuz terlik bile olur. Hiç fark etmez. Normal yine aynı pozisyonumuza geçiyoruz. Ayaklarımızı yine açık şekilde düşünelim. Omuz genişliğinde. Bu da bir çalışma şeklidir. Ne yapıyoruz? Elimizi yüksek bir yere koyduktan sonra destek alarak yukarı çıkıyoruz. Yük buna binmeye başlıyor. Buna binen yük nasıl diyeyim? Sadece hiç destek almadan yaptığınız bir tane tek kol şınav destek alarak yaptığınız 10 tane destekli şınava değiyor. Normal geliyoruz. Ayaklarımız açık. Elimiz yüksek bir yerde. Aşağı iniyoruz. Çıkıyoruz. Yükümüzü her zaman sol kolumuza, yani yaptığımız kolumuza vereceğiz. Bu tarafa indireceğiz. Evet. Daha sonra diğer kolu güçlendirmemiz için ne yapıyoruz? Buna uyguladığımız her şeyi diğer kola uyguluyoruz. Yani bunda farklı olan bir şey yok. Tek kol barfix olsun, tek kol şınav olsun bu tür hareketleri yapmadan önce kesinlikle omuzlarınızı ısıtmanız gerekiyor. Çünkü binen yük her zamankinden fazla olduğu için, kaslar alışkın olmadığı için sakatlık seviyesi artabiliyor. Öncelikle ısınmalarımızı yapmalıyız. Bilek ve omuz, dirsek öncelikli olacak şekilde ısınmalarımızı yapmalıyız. Yoksa ciddi sakatlıklar olabilir. Havanın soğukluğu ve sıcaklığı da çok önemlidir bu hareketleri yaparken. Örneğin kışın bir tek kol barfix denediğinde arka omuzlarını çok ağrılı şekilde hissedebilirsin. Yani bir yıpranma olacaktır. Ama sıcak havalarda bunu pek fazla hissetmezsin. Yani ortamınıza göre burnunuzu daha çok ısıtın ya da daha iyi derecede tutun. Bu çok önemlidir. Eğer çalışacağınız hiçbir malzeme yoksa, yükseklik falan yoksa yine 5 parmak şeklinde koyup hareketi yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu da desteklidir her zaman. Yani bir yastıktan veya bir toptan çok fazla farkı yoktur. Sadece mesafe kısadır. O da sizin daha iyi çalışmanızı sağlayacaktır açıkçası. Koyduk. Tek kola iniyoruz. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız dizlerinizi koyun, denge amaçlı çalışmaya başlayın. Evet. Ve buradaki yükü azaltmak istiyorsanız 5 parmaktayken 4 parmağa
3 parmağa kadar inebilirsiniz. Daha sonrasında zaten dengeniz alıştığı için bir süre sonra bunu elimizi kaldırmaya başlayacağız. O zaman çok fazla sıkıntımız olmayacak. Size şu şekilde çok basit bir yöntem göstereyim hemen. Tek koşulunu yaparken en basit çalışmalardan biri, herhangi bir köşeye de bir düz duvar bulduktan sonra yapmayacağınız elinizi arkaya koyun. Yapacağınız elinizi bir yere yaslayın. Düz veya eğri fark etmez. Elinizi rahat koyabileceğiniz bir yere yaslayın. Koyduktan sonra yine aynı, yer dışına çekiyormuş gibi rahat bir pozisyon bulmalısınız kesinlikle. Açısını ayarlayacaksınız. Bacakları aynı şekilde yerdeki gibi yapacağız. Bu şekilde koyabilirsiniz. Koyduktan sonra ineceğiz ve çıkacağız. Bu şekilde yaptıkça kola binen yük artacak, zamanla artacak. İlk zaman yaptığınızda şey olacak mesela, İlk tekrarlarda bunu hiç hissetmeyeceksiniz. Boşaymış gibi olacak. Ama bir 10 tekrardan, 15 tekrardan sonra, yani şöyle 20 tekrara gelince bir tane tek koşuna denk gelecek bir performans sergilemiş olacaksınız. Sürekli bunları yaptığınızda da ne olacak? Artış sergileyecek ve yerde daha rahat ve daha dengeli bir şekilde yapacaksınız. Şimdi tek koşunam yaparken sadece kolumuz veya omuzumuz, göğüs kaslarımız çalışmıyor. Çalışan şeyler en iyisi karın kaslarımızdır. Çünkü bu denge sağlayacak bir bölgedir. Kolumuz tartıyor ama karnımız düşebilir. Genelde bu şekilde olur. Eğer karnımız düşüyorsa biraz sırtımızı çıkartacağız. Bu şekilde eğer tek koşun altına biraz karnımızı sıkarak sırtımızı dışa çıkartacağız. Yani merkezi kuvveti sıkılaştıracağız. Ne olacak? Bacaklar yerden kalkıp geliyor. Burada bütünleşiyor. Yani altla üst vücudu bütünleştireceğiz. Bu şekilde dengemiz daha rahat olacak. Evet, daha demin duvar çalışmamızı yaptık. Şimdi çalışmayı şöyle şekillendireceğiz. Başlangıç aşaması olarak şöyle alalım. Birinci hareketimiz duvarda çalışmak olsun. Duvarda çalıştık. Sonra duvarın biraz daha altına tutacağız. Yani açıyı zorlaştıracağız. Daha fazla yük almaya başlayacağız. Daha sonra ne yaparız? Daha fazla aşağı koyamayacağımız için elimizi bir sandalyeden yardım alırız. Sandalyede aynı şekilde ayaklarımız burada. Tek koşulan denemelerine başlarız. Burada da kuvvetimiz arttıktan sonra, rahat gelmeye başladıktan sonra yere geçmeliyiz. İlk başta gösterdiğim teknikleri de yerde uygularsınız. Artık günden güne performansınız artar, harekete yani pratik yaptığınız sürece vücudunuz alışacak ve daha rahat yapmaya başlayacaksınız. O yüzden haftada hareketleri benim tavsiyem 4 veya 5 gün denenmesidir. Eğer hızlı ilerleyip sergilemek istiyorsanız haftada 2 kere denediğiniz bir hareketten ben performans beklemem açıkçası. Yani benim mantığımda her zaman 4 veya 5 gün kesin pratik çalışması olmalıdır. Hani pratik çalışması olmasa bile kuvvet antrenmanları kesin olmalıdır diye düşünüyorum. Her zaman da böyle yaptım. Evet, herkes zor hareketler başarmak istiyor. Ama hareketleri yaparken atlanan en büyük eksiklerden birisi karın bölgesi, bel bölgesi ve esnekliktir. Bunlar atlandığı için hareketlerde kendimizi odun gibi, kalas gibi, hiç şekle girmeyecek gibi hissediyoruz. Ya da hissediyorsunuz. Bu şekilde olunca motivasyonunuz düşüyor. Ama gidin bir esneklik çalışan hareketleri yapmadan önce, bir bel, karın kuvveti çalışın. Bunları yaptıktan sonra hareketleri denemeye başlayın ki artık olsun. Daha çabuk olsun. Vücut daha çabuk algılasın. Daha çabuk dengeye girsin. Bunu atlarsanız hareketlerin olma süresi uzayacaktır. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadar. Eğer uzaktan eğitimlere kaydolmak isterseniz buradan web siteme gidip okuyabilirsiniz ve e-mail üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. Instagram adresimi takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.